Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerika'nın hafif pozitif kapattığını görmekteyiz Amerikan piyasalarının. Avrupa piyasalarında DAX'ın önderliğinde yükselişler yaşanmakta. Dün %2'ye varan yükselişler vardı. Kapanışa doğru biraz geri çekildiler ama yine %1'in üzerinde olumlu kapanışlarını gerçekleştirdiler. Uzak Doğu piyasalarında Şangay Endeks Çin'de satış baskısı söz konusu, %2'nin üzerinde satıcılı seyir var. Nikkei Endeksi kapalıydı Japonya dün. Bugün için endekste pozitif hareketler söz konusu. Bizim piyasamız dönecek olursak endeks dün 83.200 seviyesinden döndü ve tepki alımları geldi. Genel olarak seansı ve günü 83.800-84.200 arasında yatay hareketlerle geçiştirdi. Bugün için endekste yatay bir açılışla başlayacağını düşünüyoruz endeksin. 84.500 direnç noktasını test edecektir. Bu nokta önemli. 84.500'ün üzerine çıkması durumunda endekste yeniden 85.000'in üzerine doğru ataklar görebiliriz. Ama bu noktada kıramazsa bu direnç noktasını yeniden geri çekimler yaşanabilir ve 84.000 ardından da 83.500'e kadar geri çekimler yaşanabilir. Burada kritik destek noktası da 83.000 seviyesidir. Bu noktanın altına sarkması durumunda endekste satış baskısı piyasaya hakim olacak diye düşünüyoruz. Dolar TL tarafında dolar TL 2.71'in hafif üzerinde, 2.71'in altına kırması, özellikle 2.70'in altına sarkması endekste yukarı yönlü hareketleri pozitif etkileyecektir. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Ayrıca bu hafta kritik bir hafta. Dün de bahsettik. Tarım işi istihdam verisi var. AB'den gelecek olan bütün verilere dikkatli şekilde bakacağız. Dün enflasyon verisi beklentilerin üzerine geldi. Bu biraz endekste ayrışmaya, yani diğer ülkelere ayrışmamıza sebep oldu. Bunun dışında bu hafta genel olarak ABD verilerine bakacağız ve piyasayı dikkatli izleyeceğiz. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.